Bana kim güvenmenizi söyledi size? Ha? Beni o tepegözü midesinden kurtardınız diye hepinize minnet duyacağımı mı sandınız? Aptal Selena ve Kerem Komiser, işte böyle şehrinizi ele geçiririm sizin. Hayır, sen aptal Hades. Senin yüzünden herkesin gözünde küçük düştüm. Şerefsiz herif. Lanet olası. Seni çirkin ham böceği tipli herif. Ben sana dedim Selena, ben kötülüklerin kralıyım. Sen asla bana böyle bir iyilik yaptın diye ben senin kulu köpeğin olmam Selena. Göreceksin sen. Kerem Komiser seni durduracak ve sonun benim yerimde olacak. Hem sen benim büyümü nasıl bozabiliyorsun, ben onu anlamıyorum. Sende olan büyülerin çoğu bende de var Selena. Sen ne çabuk unutuyorsun nereden geldiğimizi. İkimiz de aynı yerde yaşıyorduk. İkimiz de aynı eğitimi aldık. Ama sana bir şeyi öğretemediler. Kötüler her zaman kötüdür. Şehir duvarları zombiler ve creeperlarla dolmuştu. Onları durdurmak için Kerem Komiser mücadele ediyordu. Evet, sen de gel domuz zombi. Bunların hepsi böyle işte. Bunların hepsini böyle teker teker yok edeceğim arkadaşlar. Bu ne? Bebek zombi sandım. Bir an tedirgin oldum. Evet, al bakalım ışın silahlayan. Aa, şu creeperlar yeni mi? Eğer o creeperlar patlayınca ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Hades tam da tahmin ettiğim gibi ihanet etti arkadaşlar. Gitti Selena'yı, büyülerini bozdu, hapse tıktı. Ondan sonra beni de buraya ışınladı ve bu surdaki zombilerle savaşmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, daha fazla video izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Hades, sen nasıl midemden çıkarsın? Gel buraya, seni yiyeceğim. Olamaz, yine geldi aptal yaratık. Buna karşın... Acaba bir plan mı yapsam? Ona karşı bir rakip çıkartıp onu mu yensem? Ama geçen çıkarttığım rakipleri bile yendi bu manyak yaratık. O zaman ben bu manyak yaratığı çocuğunu yok etmekle tehdit ederim. He, Tepegöz, çocuğunun yok olmasını istiyor musun? He? Öyle san Tepegöz. Geçen gün onu tepeden aşağı iten kimdi? Bendim. Evet, bendim. Seni de tepeden aşağı iterdim ama biraz şişman olduğu için aşağı itemiyorum. Senin olmadığın bir gün çocuğunu aşağı itsem nasıl düşünürsün? He? Ben seni şimdi yiyeceğim ve çocuğuma aşağı itemeyeceksin. Şu an sen beni itmeye çalışsan ben 3-2-1. Şu an sen beni itmeye çalışsan çocuğunu yanına ışınlanırım hemen. Bak şöyle, hatta çocuğunu yanımıza getireceğim. Lan ben nereye geldim? Baba, baba ne yapıyorum lan ben burada? Baba! Evlat sakin ol. Hades dayınla bir şey konuşuyorduk sadece. Sakın kıpırdama, yanlış bir hareket yapma. Gördün mü Tepegöz? Artık kurallarıma uyacak mısın? Aferin, bir köpek gibi ol, tamam mı? Ne diyorsun lan sen babama? Ha? Ne diyorsun lan babama? Seni ben yerim ulan. Sen beni yiyemezsin evlat. Senin babam bile beni yiyemiyor. Bu kadar ötlek birilerisiniz siz. Hey Hades, gene ne altlar karıştırıyorsun ulan? Bıraksana oğlum Tepegöz'ün çocuğunu. Ne derdin var lan senin Tepegöz'le? Ha? Yani ne yaptı Tepegöz, senin kardeşini falan mı kaçırdı? Kerem Komiser, gene geldin. Kerem Komiser, geçen beni Tepegöz'ün midesinden kurtaran sendin. Hadi Tepegöz'e açıklasana bu durumu. Nasıl yani Kerem Komiser, sen mi kurtardın bu Hades denilen iti benim midemden? Ya o durum şöyle oldu. Bu Selena denen kadın, yani Selena geldi yanıma, dedi ki bu Hades'i eğer senin midenden kurtarmazsak ölecekmiş. Ve ölürse de Hades'ten farkı olmayacak. İkimiz de kötü olacakmışız. O ikisi de kötü olacakmış. O yüzden yani kurtardık Tepegöz. Yani bana sinirlendin mi şimdi sen? Kerem Komiser, senin fişini sonra keseceğim. Önce şu Hades'i yemem lazım. Baba, niye milleti yiyorsun ya? Biraz sakin olsana. Yeme, boşver kalsın. Hiç görmezden gel. Evet Tepegöz, sen bu duruma karışma. Ben hallederim. Kerem Komiser olarak her zaman şehrimizi güvende tutan biriyim zaten. Mantıklı gibi ama ben onu yemeden rahat edemeyeceğim. Çünkü o lanet olası bir herif. Hey beyler, ne oluyor ya? Burada neler oluyor? Bayağıdır şehirde yoktum. Tatile gitmiştim. Ama Hades her gene kötülük yapıyor. Hades'le siz anlaşmamış mıydınız Kerem Komiser? Verdiğin rapora göre öyleydi. Fakir, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Tatil nasıl geçti? Valla tatil çok iyiydi Kerem Komiser. Her yeri gezdim çocuklarla. Hanım da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Çocuklar da çok mutlu oldu. İyi, çok iyi. Ha, şimdi sana durumu anlatayım. Sen gelmeden önce bir sürü olay oldu fakir burada. Tepegöz ve huysuz gitti, Hades'i yedi, midesine attı. Ondan sonra Selena da bana gelip dedi ki... Gel şu Hades'i kurtaralım demiş. Geri zekalı Selena. Hep böyleydi zaten. İyilik yapacağım diye hep saçma sapan burnunu boka sokuyordu. Terbiyesizlik yapma Hades. Devamı da Hades'in dediği gibi oldu. Fakir, ben bu adamı yediğimde bütün olay bitmişti. Bunlar geldi benim midemden çıkardı bu adamı.
Meğer midemden çıkarmasaydı şu an çocuğum Hades'in elinde olmayacaktı. Epeküs, sen de herkes gidip öyle midene atamazsın ki. Fakir, ben öyle istediğimi mideme atan bir yaratım. Ben başından beri böyleyim. Ama ben her istediğimi mideme atmıyorum. Ben de sıkıntısı olmayanı mideme atmıyorum mesela. Ama bu alnının ortasına bok sürülmüş adam benim sinirimi oynatıyor. Üstelik çocuğumu falan aşağı attı fakir. Senin çocuğunu biri aşağı atsa sen gidip onu yemez misin? Hayır Tepegöz, tabii ki de yemem. Ama tabii sinirlenirim yani. O yüzden gidip Kerem Komiser'e söylerim, işi Kerem Komiser halleder. Yaşadığımız şehirde belirli kurallar var, hak var, hukuk var. Kerem Komiser bu şehrin adaletini ve güvenliğini sağlıyor. O yüzden bütün işleri ona bırakman gerekiyor. Sonrasını hallederiz yani. Sana her gün ben bunu mu anlatmak zorundayım? Tepegöz, sinirleniyorum artık. Gideceğim silahı çekip kafana sıkacağım. Fakir, bak sevdiğim bir kardeşimsin. Seni de mideme atacağım bu sözlerinden dolayı. Vallahi sinirleniyorum artık. Of, ne konuştunuz be? Burak Hoca'yı bile öldürürken bu kadar zorlanmamıştım. Aptal mısınız, saptal mısınız? Nesiniz siz? Nasıl yani? Burak Hoca'yı sen mi öldürdün Hades? Hades! Bıktım artık senden. Ölmeni istiyorum senin. Artık yok olup gözümün önünden gitmeni istiyorum. Ben bu Hades mevzusuna artık bir son vereceğim. Benim takatim kalmadı. Ben bunu yemeden duramam. Sen ne laf anlatılmaz bir adamsın. Ya dedim ya sana, sen beni yiyemezsin, yiyemezsin, bu kadar basit, anladın mı? Bak, bak, senin ilkokul hocam bile sana bunu anlatmış olması lazım, bu kadar basit şeyleri. Baba, bu dayı doğru diyor gibi. Boşver sen bunu yeme, başka bir işle uğraş. Git ip atla, yani herhangi bir şey yap yani. Hem benim canım da kurtulmuş olur. Baksana, benimle uğraşıp duruyor bu herif. Geçen gün tepeden düştüm bunun yüzünden ya. Ya oğlum, o yüzden yiyeceğim ben bunu zaten. Baba, sen bununla uğraşınca o da gelip benimle uğraşıyor. Sen bunun benimle uğraşmamasını istiyorsun. O zaman sen bunu yemeyeceksin yani. Bunu yemezsen bu benimle gelip uğraşmaz. Bu kadar basit yani. Oğlun dersleri seninkinden daha iyi galiba Tepegöz ha? Alo, Hüsamettin. Oğlum, ben de tam senin yanına gelecektim. Efendim baba, efendim baba. Ne oldu ya? Beni niye çağırdın? Bir yardım mı lazım? Bir şey mi lazım? Hemen yapayım istediğin her şeyi. İstediğim bir şey var oğlum. Hades'i gidip içeriye tıkman ve Selena'yı dışarı çıkarman. Üstelik Selena'nın büyülerini geri vermen ve Hades'in büyülerini alman. Öyle mi? Tamam baba, bu iş çok kolay. Nasıl kolay lan? Sen kim oluyorsun da benim büyülerimi alabiliyorsun? Ben... Sonunda şükürler olsun dışarı çıktım. Bana bu iyiliği yapan kim? Benim abla, benim adım Hüsamettin. Ben yaptım bu iyiliği sana. Bundan sonra kötülüklerle mücadele ederken iyilik yaptığın zaman kurtardığın adamı gidip de tekrar dışarı çıkarma. Teşekkür ederim Hüsamettin. Dur, hayır. Of, düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok olur. Düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok olur.